28. Etkileşim yolu takip etmek. Örnek: Gri yol üzerinde ilerleyen mavi kare algoritması. Yer çekimi etkisi olmadığı için bu örnek yılan oyunu gibi üstten görünüş olarak düşünülebilir. Algoritmayı çalıştıralım. Mavi bir kare var. Gri ile işaretlenmiş yolu takip ediyor. Ve yol bittiğinde bip diye bir ses çıkartıyor. Algoritmanın anlatımına geçmeden önce verilen ek bilgiyi okumak istiyorum. Ek açıklama. İleri koşullu ifadeler konusunu tamamlamış olmanız önerilir. Bu algoritmada 5 farklı olasılık programlanmıştır. Bu olasılıklar gri yol hareket eden karenin sağında, solunda, aşağısında veya yukarısında devam ediyor olabilir. Bunların hiçbiri tespit edilemez ise gri yol bitmiştir. Hareket modelini de inceleyelim. Gri ile boyanmış karenin koordinat sistemi üzerinde sağa, sola, aşağıya ve yukarıya doğru bir birim yer değiştirmesi. Burada gri ile boyanmış kare yol değil, hareket eden karenin kendisi. İlk konumu x2, y2. Tabloya bakacak olursak, bu karenin hangi yöne hareket etmesini istiyorsak, mesela sola hareket etmesini istiyoruz. Sol, x koordinatının bir eksiltilmesiyle yeni konum x1, y2 olacaktır. x1, y2. Sağ tarafa ilerlemek için x koordinatını arttırıyoruz. Sol tarafa ilerlemek için x koordinatını eksiltiyoruz. Aşağıya ilerlemek için y koordinatını arttırıyoruz. Ve yukarıya ilerlemek için y koordinatını eksiltiyoruz. Şimdi algoritmaya geçebiliriz. Kara renk bu sefer mavi olarak aktarılmış. Mavi renkli karenin ilk konumu kare x 2 ve kare y 14. Bakalım x 2 yatay konum 2 ve dikey konum 14. Burası başlangıç noktası. Karenin hızı 60. Her birim harekette 60 milisaniye bekleyecek. Takip edilen renk gri. Bu da yolun rengi. Bir döngü içinde birden 46'ya kadar tekrarlanan kodlar mevcut. Yine önceki bölümlerden bildiğimiz karenin ilerleme algoritması aynen burada da geçerli. Kare temizle fonksiyonu ile kare mevcut konumundan temizlenmiş. Bir koşullu ifadeden sonra kare boya fonksiyonu ile kare bir konumda yeniden boyanmış ve bir süre beklenmiş. Hangi konumda boyanacağını ise bir koşullu ifade sayesinde tespit etmiş. Bu koşullu ifadede aşağıda ek bilgide de belirtildiği gibi 5 olasılık programlanmış. Bu olasılıklardan 4 tanesi mavi kare yukarıya, sağa, aşağıya veya sola hareket edebilir. Ne zaman hareket eder? Eğer ki bir gri kare tespit ederse çevresinde o yöne doğru hareket edecek. Bu gri kare
4 farklı yönde olabilir. Peki 5. olasılık neydi? Eğer ki yolun sonuna gelirse çevresinde hiçbir gri kare kalmayacağı için artık duracaktır ve bu da 5. olasılık ses çıkarma olarak programlanmış bu bölümde. Şimdi tekrar çalıştıralım algoritmamızı. Gri kareyi takip ediyor ve sona ulaşıyor. Bunu nasıl yapıyor? Kare temizlendikten sonra bir sonraki konumun hesaplamasını yapması gerekiyor. Burada koşullu ifadeyle kare ne renk? Kare x artı 1 virgül kare y eğer takip edilen renge eşitse sağdaki karenin gri renk olup olmadığını kontrol ediyor burada. Eğer gri renkse biz gri rengi takip ediyorduk. O zaman demek ki mavi kare sağa doğru hareket edebilir. Bunun için ne yapıyor? Kare x değişkenini bir arttırıyor. Diyelim ki sağdaki kare gri değil. O zaman bu sefer de kare ne renk? Kare x eksi 1 yani soldaki karenin renginin gri olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer gri ise demek ki mavi kare bir sonraki adımda sola doğru hareket edecek. O zaman da kare x değişkenini bir eksiltiyor sola doğru hareket etmesi için. Bu da değilse eğer kare y artı 1 yani aşağıdaki kare gri ise bu sefer de kare y değişkenini bir arttırarak mavi karenin aşağıya doğru hareket etmesini sağlıyor. Bu da değilse geriye tek bir yön kalıyor. O da yukarıya doğru olabilir. Kare y eksi 1. Eğer gri kareyi tespit ederse üstteki kare olarak bu sefer kare y değişkenini bir eksiltiyor. Bunlardan 4'ü de değilse artık mavi karenin çevresinde hareket edeceği bir gri yol kalmamış demektir ve hiçbir işlem yapılmıyor. Hiçbir hesaplama işlemi, sadece bir ses çıkartılıyor ve aynı konumla tekrar boyanarak mavi kare bulunduğu yerde sabit kalıyor. Onun dışında bulunan herhangi bir gri kare o yönde bir matematiksel işlem yapıyor ve o yöndeki yeni konumda mavi karenin boyanması sağlanıyor. Koşullu ifade sonuna kadar bir bütündür. Bir koşul tespit edildiğinde artık diğer koşullar kontrol edilmez. Bu tespit edene kadar aşağıya doğru ilerler ve dördünde de bir tespit olmazsa else bölümü çalıştırılır. Eğer mavi karenin çevresinde birden fazla gri yol varsa buradaki sıraya göre önce sağdaki yolu kontrol ediyor, sonra soldaki ilk bulduğu gri kareye ilerleyecektir ve diğer gri kareyi kontrol etmeyecektir, tespit edemeyecektir. Şimdi algoritmamızı tekrar çalıştıralım ve mavi kareyi nasıl hareket ettirdiğini tekrar gözlemleyelim. Mavi karenin hızını biraz yavaşlatıp algoritmamızı tekrar çalıştıralım.